Okumaların içerisinden asla bu kadar para çıkacağını tahmin etmezdim. Herkese merhaba. YouTube için çektiğim ikinci videomdan sizlere bir korona karantina akşamından sesleniyorum. Saat 9'u geçtiği için evlerimizde kapalıyız şu an. Ve ben de sabahtan beri kendime akşam evde nasıl bir eğlence bulabilirim dizi izlemek dışında diye düşünürken şunu hatırladım ki evimde bir tane kumbaram var. Ve yani bu kumbara içerisinde para biriktirmeye, yani evdeki sağdaki soldaki bozukluklara atmaya karar vereli yani 1,5 sene falan oldu. Kumbarayı ilk aldığımda aslında içerisine biriktireceğim şeyi para olarak düşünmemiştim. Anısal şeyleri biriktirmeye düşünüyordum işte, ne bileyim bir konser bileti, bir uçak bileti. Bilmiyorum, herhangi bir yerden aldığım basılı herhangi bir şey o anı hatırlatan. Gelin görün ki korona gerçekleşti ve çok fazla bu hayalimi gerçekleştiremedim. Onun üzerine ben de işte evdeki bozuklukları, işte sağdan soldan çıkan kuruşları, çantaların dibinde kalan nereye koyacağımı bilemediğim yine bozukluklar, kuruşlar, eski atmak istediğim çantaların içinden çıkan paralar. Arada bir hem bozukluklardan kurtulmak için hem de bir şeyler birikiyor galiba, biraz daha bir şeyler atayım dediğim bir kumbaraya dönüştü. Sonra bu kumbara bayağı ağırlaştı. Yani içerisinde oldukça fazla bozukluk var ve ağır yani şu an gerçekten. Yemek söylediğimde kapıya gelen kuryeye mesela bozuk para vermek istediğimde böyle açmak zorunda kaldım. Çok zor bir şekilde açtım. Adam yukarı çıkana kadar kumbaranın içinden para çıkarmaya çalıştığım durumlarda oldu. En son geçen hafta üniversite dönemi yaptığım Erasmus ya da işte iş için yaptığım seyahatlerden arta kalan ve çok eskiden beri böyle büyük bir çantada sakladığım bozukluklarım vardı. Onları unutmuştum. Bu eve taşınırken onları bir kutunun içine koymuşum. Feng Shui ve Marie Kondo olaylarından dolayı evdeki gereksiz şeyleri atmaya çalışırken yine bir karantina hafta sonunda kutunun içinden bir sürü bozukluk buldum. Onları da üşenmedim. Bir bir kumbaramın içine attım. Şimdi kumbara anlamsız bir kalabalık ve karmaşa içerisinde ve içerisinde ne kadar bir şey biriktiğini çok merak ediyorum. Gerçekten üşenmeyip bunu sayacağım. Bakalım içerisinden ne kadar çıkacak. Ondan sonra artık ne yapacağım bilmiyorum ama her tarafı çok sağlam bir dezenfekte edeceğime eminim. Ellerimi de belki 10 kere falan yıkayabilirim. Şimdiden o hissiyat geldi. Şöyle yapmayı düşünüyorum öncelikle. 3 ayrı kase var. Kağıt paraları bir tanesine koyacağım. Aynen öyle. Ve bozuklukları Türk lirası ve yabancı olarak ayıracağım. Verilerle geldim. Kumbaramın içerisindeki bütün paraları saydım. İçerisindeki Eurocent'ler ve TL'lerin aslında miktar olarak bakınca TL'ler sanki daha fazlaymış gibi görünüyordu. Ama biliyorsunuz ki kurlar artık birazcık uçtuğu için Euro'lar az görünse bile tutar olarak daha yüksek çıktılar. Kumbarama 67,49 Euro çıktı. Bütün sentleri kuruşu kuruşuna hesapladım ya. Ve bunun karşılığı 631 TL ediyor. Yalnız şöyle bir durum var ki ben Türkiye'ye bu kuruşlarla Erasmus'tan döndüğümde sene 2011'de ve Temmuz ayının kuruna az önce baktım.
1 euro 2,34 TL idi. Yani eğer 2011 yılında eurolarım ne kadar ediyor diye baksaydım 157 lira ediyorlarken bugün 631 lira ediyorlar. Yani bu bozukluklar 10 yılda oradan oraya benimle gele gele değerlenmişler ve ben bunlar kuruş olduğu için hiçbir zaman bir sayayım bir bakayım neymiş demedim ama bir 10 yılda böyle devam etmemesi için artık bunu yapmak durumundaydım. Şu anki TL'lerimi saydığımızda yine komiktir ki 156,95 TL yani 2011'deki eurolarımla aynı olacakmış. Çok saçma. Bu bir işaret mi demeyeceğim yani. Bu bir saçmalık olur. Evet, saydık ve içinden çıkan para miktarı beni gerçekten çok şaşırttı. 788 lira. Bu parayı kumbaramdan artık alıp diğer birikimlerimle birleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi yine kumbaramı aynı şekilde aynı yere koyacağım. Ve içine para biriktirmeye devam edeceğim. Gerçekten... Yani şu an çılgınlar gibi temizlik yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Yani evinizde bir kumbaranız varsa uzun zamandır açmadıysanız içindekileri saymayı düşünür müsünüz? Video bitti sandınız değil mi? Ben de bitti sanmıştım aslında. Ta ki dün kumbaramı açtığımdan bir arkadaşıma bahsedene kadar ve şu cevabı alana kadar bozuk paraları hiçbir şekilde bozduramaz. Önce anlamadım. İnterneti kontrol ettim. Ve orada şunu gördüm. Sadece Ziraat Bankası ve Merkez Bankası yabancı bozuklukları alıyor ve bozuyor. Ama değerini çok daha alttan bir yerden tutarak bozuyor gibi. Ben de bugün onları Ziraat Bankası'na yollattım. Ama niyetim bozdurmak değildi, tümletmekti. Ziraat Bankası hiçbir şekilde tümlemiyormuş. Ayrıca bozmuyormuş da zaten. Sonra bir tane döviz bürosunu aradım. Bana dediler ki Türkiye'de hiçbir yerde bozukluklarınızı tümletemezsiniz. Sadece 1 euro ve 2 euroları bozdurabilirmişim. Ama bunları da mesela şu an 9,3 ile 5 liradan bozuyorlarmış. Yani değerinin çok daha altında bozdurabilirsiniz dedi. Bu da çok bir şey ifade etmedi benim için açıkçası. Zaten ben tümletmek istiyorum mesela paramı. Ben de bozukluklarımı yeniden alıp evime getirdim. Onlar sanırım benimle bir sonraki yurt dışı seyahatine gelecekler. Poşet bozukluklarım. Bir sonraki yurt dışı seyahatim derken de bu korona zamanında bu bana biraz uzak geliyor. Ama eğer varsa ki yabancı bozukluklarınızı benim gibi kumbaranızı açıp acaba diye saydıysanız onları asla bozduramayacaksınız ve asla tümletemeyeceksiniz. Nihayetinde eğer yabancı bozuk paralarınız varsa bunlar Türkiye'de hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Elinize kaldı. Haberiniz olsun. Tanrım. Çok tatlı. Yani ortası delik bir para mı ne? Yani nereden geldiklerini bile bilmiyorum bazılarının. Ciddiyim. Şu an şu 2 euronun kaç lira olduğunu düşününce gerçekten üzülüyorum. Şunun şekerliğine bakar mısınız? Çok tatlı.